Fakire bir like sadaka lütfen. Bir like sadece. Arkadaşlar, videoyu geçmeden önce bir like'ınızı alırım. İyi seyirler diliyorum. Of, bu Hüsamettin'den ne haber ya? Beni normalde arar haber verirdi. Cık, arayayım bir şunu. Çıkırt! Alo? Alo Hüsamettin? Efendim abi? Bizim iş ne oldu? Kızı getirebilecek misin? Ya abi, Allah seni inandırsın. Daha demin kızı tek başına yakaladım. Kızı aldım getiriyorum abi şimdi. Nasıl yaptın lan? Oha! Ya abi, sen bizi boş mu zannettin ya? Ulan var ya, abim de sana güvenmekle iyi iş yapıyormuş. O meymenetsiz işini biliyor ha. Biliyor abi ya. Biz işte yani bu piyasanın en iyilerindeyiz. Anlatabiliyor muyum abi? Anladım kardeşim. Ben sana konumu atacağım birazdan. Benim o meşhur evim bilirsin sen. Mafya evim var ya. Oo, bilmem mi abi, oraya kaç kere gidip gelmiştim. Korumalar falan. Allah, işini biliyorsun abi he. Aynen. Kızı buraya getirsen bana yeter. Devamında hatta var ya, modum çok yerinde. Sana bir 200 bin daha vereceğim kızı getirirsen. Oo. Abi ben de diyecektim, biraz paraya sıkıştım. Şimdi bizim okul taksitleri falan geliyor abi, biliyorsun ya. Araba falan alacağım. Tamam kanka, dert etme onları ya. Sen götür kızı, devamı bizde. Tamam abi, sen konumu bana ateşle, ben hemen. Ben hızlıca geliyorum abi. Benden hızlısı mezarda abi. Tamamdır, kapatıyorum, hadi öptüm seni, bay bay. Tamam abi, ben de öptüm, geliyorum. Vay be, Hüsamettin'e bak, o küçük boyla nasıl yaptı lan bunu. Enayi hemen de inandı para vereceğime. Kızı sağ salim getirdiğinde babasından koparacağın fidyenin haddi hesabı yok. Hüsamettin bu kızın babasının kim olduğunu bilse fidyeyi kendi almaya çalışırdı. Vay vay vay. Kimler varmış burada? Ay, şu yandaki gerizekalı indireyim de kızı alayım. Babasından fidye koparayım. Ay. Başım! Of abi, kim vurdu benim başıma ya? Gözümü açamıyorum. Aa kız! Aa kız nerede? Ya o kızı alıp kaçıran, kafama vuranı var ya, bulduğum zaman öldüreceğim. Beklesin, ben bir ayağa kalkayım. Pamir kardeş, kıza bir şey yapmamışlardır değil mi Minna? Yani umarım. Ben bu kızın adını bile sormadım ya. Acaba adı ne? Ben de bilmiyorum ki. Bir şey diyeceğim, siz kardeşinizle neden anlaşamıyorsunuz yani? İkiz kardeşli insan neden anlaşamaz? Yıllar yıllar önce ufacık bir problemden dolayı birbirimizi vurduk biliyor musun? Ama tabii nerfle. Ha, mal kavgası mı abi? Arsa falan, tarla falan mı? Yok ya, sağ Twix sol Twix kavgası. Ha, ne kadar saçmaymış. Aynen, işte o günden beri birbirimizden nefret ediyoruz. Tabii başka sebepler de var, mesela ben onun köpeğini vurdum, o beni vurdu falan, ama bunlar önemsiz şeyler. O ne lan öyle? Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Yani öyle olaylardan sonra kardeşimle yollara ayırdık. Ben kendimi iyiliğe adadım, o kötülüğe. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Vay be, hikayeye bak. Tabii bir elmanın iki yarısıyım ama evi burada. Çık çık çık, hadi hadi hadi. Lan bir dakika, ne çabuk geldik. Lan ne yapıyorsun? Aha orada. Kalk ayağa. Abin geldi lan. Tamam abi. Tamam. Sen mi verdin lan Hüsamettin emri? Doğruyu söyle. Evet abi. Ben verdim. Oğlum benden habersiz. Benim adamımı kullanmak ne demek lan? Abi indir silahı. Konuşalım düzgünce ya. Oğlum bak. Ben sana kaç kere diyeceğim lan Hüsamettin'den uzak dur diye. Ha? Ama... O kız bana lazım abi, param yok, anlamıyor musun? Arkadaşlar bir sakin olur musun? Abi bir dakika, bir silahı doğrultma ya bana, ben senin dostunum yani. Sof. Neyse Allah'ım. Arkadaşlar bakın, siz kardeşsiniz tamam mı? Bu arada ben bunu açıklamak istiyorum. Yok abi. O yüzden evlenemezsiniz. Abi tamam, başka filmden karıştırdım, bir dakika doğru şu cümleyi bulacağım. Kardeşim bize hemen açıklaman lazım. Hüsamettin nerede? Küçük kız nerede? Çabuk söyle. Ben Hüsamettin'i aradım. Baba bana dedi ki, ya şu abim bana bakmasın öyle, söyle şuna. O abicim sen şöyle bakmasan, çocuk korkuyor, kekeliyor, hiçbir şey anlamıyorsun. Ya tamam. Ben Hüsamettin'i aradım. Bana dedi ki, abi dedi, ben getireceğim kızı, sen rahat et dedi. Sonra ben beklemeye başladım. Kendimi diziye vermişim, Versailles'a. Yani izliyordum. Baktım saat geçti, unuttum. Kız Hüsamettin'le olmalı yani abi. Tamam da ne zaman gelecekler yani, gelsinler artık. Abi vallahi bilmiyorum. Yani ben parayı verdim, Hüsamettin yapar dedim. Yapamadı herhalde abi, bilmiyorum. Ya abicim arasana Hüsamettin. Hüsamettin kızı aldı benden gerçekten. Götürdü yani, sana getirmesi lazım artık. Abi ararım, tamam ama... Ara hemen, ara, çıkart telefonu çabuk. Oğlum uzatma lan, arasana Hüsamettin hemen. Abi tamam mıyım? Tamam, arıyorum. Çalıyor. Hüsamettin neredesin oğlum? Kız nerede? Evime baba bastı abim.
Abi sana çok kötü bir haberim var ya. Ne diyorsun lan oğlum? Saçmalama, şaka de bana. Abi maalesef bir tane adam geldi, böyle dilenci tipli kılıklı bir adamdı. Geldi kafama bir tane vurdu abi. Kızı aldı götürdü ya. Lan bir dakika, Hüsamettin. Oğlum duyuyor musun beni? Duyuyorum abi, ne olur kızma. Ya bir şey diyeceğim, sen o kızı niye aldın oğlum? O kız bir kere annesine babasına götürecektim. Sen niye kötü işlere bulaştın ya? Sen ağzını burnunu kıracağım lan gelince. Abi ne olur bir şey yapmayın abi. Ben sadece para istiyordum abi. Okula gitmek için taksitlerimi ödemem lazım abi. Ne olur ben suçsuzum ya. Tamam ağlama da, bir şey diyeceğim. Küçük kız şimdi kim aldı tam olarak, bir daha anlat bakayım. Ayrıntılı anlat bana. Ya abi şimdi ağzından sular akıyordu abi. Dilenci tipliydi. Böyle saçları falan vardı abi. Ne olur bana bir şey yapmayın abi ya. Saçları uzun ve hafif beyaz mıydı? Evet abi. Bana bir şey yapmayın lütfen. Bir dakika. Pamir kardeş. Efendim Gito kardeş. Ben kim olduğunu çok iyi biliyorum abi bunun. Bu bize parkta saldırmıştı. Babasının daha önceden şoförüymüş. Kız alıp büyük ihtimal babasından fidye isteyecek. O zaman gidip indirelim adamı Gito, daha ne bekliyorsun? Kesinlikle gidip indirmemiz lazım da nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Nasıl bulacağız onu? Ne demiştim ben? Güven numarası 6 olan şey neydi Gito? Bilmiyorum neydi? Kameralar. Kameraları biliyorsun sen. Aferin Gito. Hadi gel yer altına. Hadi gidip kameralara bakalım. Lan Gito vurayım mı kardeşim? Hayır canım, niye vuruyorsun ya? Yazıktır, günahtır çocuğa. Neyse tamam. Görüşürüz lan. Görüşürüz. Abi. Bay. Bir şey diyeceğim. Senin bu kardeşin senden çok korkuyor. Ya o atar gider yaptığına bakma. Bu evi de ben almıştım ona zamanında. Gel bakalım küçük kız buraya. Ya of ya. Ne yapmaya çalışıyorsun abi sen ya? Anlamazsın küçük kız ama anlatayım istersen. İstemem Fahir. Sen bilirsin yani. Ama anlatayım be. Hadi anne, tamam içinde kaldı. Hadi ya anne. Senin bu baban var ya. Ben babanın bir numaralı adamıydım. Beni çok severdi. Sonra bir gün küçük bir kaza yaptım aracıyla. Sonra beni baban işten çıkardı küçük kız. Tamam da benim ne suçum vardı abi ya? Bak şimdi küçük kız. Baban beni işten çıkardığından beri 5 kuruş kazanamıyorum. Fakir kaldım. İçkiye veriyorum paramı. Ay. Başın. Ama seni eğer fidye karşılığında satarsam çok param olur. Çok. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Paya kazanacağım bir yol daha biliyorum ben. Neymiş o? İçki içmezsen payan cebinde kalır. Çok basit. Bitti. Ben içkilere çalıyorum zaten küçük kız. Ay pislik. Konuşma. Lan bir araba sesi geliyor lan. Gito kardeş, kamera kayıtlarında burada olduğu gözüküyor. Abi nerede, hani yok ki burada bir şey. Burada şu tarafta, sol tarafta bir ev var ama o evde olamazlar herhalde. Çekiyorum şuraya aracı. Bir dakika. Ana küçük kız. Abi buradayım abi. Ay inanamıyorum sana. Sen mi kaçırdın lan bu kızı? Evet lan. Kolaysa gel al lan. Silah çekti. Biz yavaştan kaçalım o zaman abi, değil mi? Çünkü silahı var bunun. Tamam abi siz takılın, biz kaçıyoruz. Küçük kız görüşürüz sonra, tamam mı? Abi beni bırakma ya. Ya bırakmıyorum küçük kız ya, merak etme. Pamir kardeş ne yapacağız? Kızı rehine almış ya. Gito al şu silahı sen. Vay be, uzun süredir silah kullanmamıştım. Eğer ben onu iyi oyalarsam arkadan gidebilirsin. Benim elimdeki makinalı. Sen arkadan tek mermiyle indir adamı, tamam mı? Tamam hadi. Hadi. Şşş. Lan Ayyaş buraya bak. Kim sesleniyor lan bana? Bırak lan kızı. Oğlum sıkarım lan. Lan. Gito yavaş yavaş Gito, hadi yolunu al. Abi gidemiyorum, bakıyor bu tarafa. Oğlum gel lan buraya. Lan. Gito koş. Gito hızlı ol Gito. Oğlum hepinizi vururum lan. Hepinizi vururum. Küçük kız. Arkana bak. Abi. Gel buraya, seni alacağım buradan. Gel seni tutacağım hadi. Geliyorum abi. Hop. Benimle gel çabuk. Geldim. Burada bekle, tamam mı? Tamam, ben burada bekliyorum. Tamam ben şunu halledeyim. Oğlum hepinizin var ya, aklını alacağım. Eller yukarı. Lan. Bırak lan silah. Abi. Ne oldu ya? Ne oldu öyle, silah arkadan, hayırdır? Küçük kız gel artık. Geliyorum abi.
Oğlum, ne oluyor lan iki kişi bir anda? Ne istiyorsun lan bu küçük kızdan ha? Abi, oğlum anlamıyorsunuz, hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Bu kız para ediyor, para. Olabilir kardeşim, bizim paraya ihtiyacımız yok. Bizim gönlümüz zengin, anlıyor musun? Anlamıyorum lan, gönül zengin olsa ne olur, param yok, açım mı? Kardeşim yapacak bir şey yok, git bir çalış bir yerde, para kazanırsın zaten, Allah Allah. Ulan var ya, ulan işime taş koymasan 600 bin lira kazanacaktım lan. Oğlum git bir yere, bir yerde çalış, tamam mı? Bak bir daha küçük kızlarla da uğraşma, seni şimdilik affediyorum. Yoluna git, bir daha da bu küçük kızı rahat bırak, tamam mı? Ay, bakarız aslan parçası. Bir şey diyeceğim, vallahi kafasına sıkacağım da zor tutuyorum kendimi. Abi bak, benim şehrimde böyle olaylara yer yok, anlamıyorsun Gito. İzin ver sıkayım, bak bundan önceki olayda da aynısını yaptın. Buna bari sıkayım Gito. Yok yok abi, bırak ya. Allah'ından bulsun gerizekalı. Ay tamam Gito, bu son ama, tamam mı? Tamam tamam, sıkıntı yok. Küçük kız, bir şey söyleyeceğim, senin adın neydi? Abi benim adım Çilek. Çilek mi? Oo, ne kadar güzel bir isim. Ya abi ben çok acıktım. Bu adam bana hiçbir şey vermedi ya, biliyor musun? Piş piş de kokuyor. Kendi yiyecek bir şey bulamıyor ki, o yüzdendir. Şuradan kaçsam nasıl olur lan acaba? Şöyle yavaş yavaş. Oğlum kaçabilirsin, zaten bıraktık seni. Allah'ım ya. Gito sıkayım ya. Abi sıkma, bırak ya. Allah'ım ya, bu gerizekalı ile uğraşmaya değmez. Hadi gidelim, gel. Oraya gidelim buradan. Tamam. Hadi Çilek, sen bagaja atla. Küçük kız, o Ayyaş adam sana zarar vermedi değil mi? Yok abi, sadece birazcık karnım kuyulduyor, acıkmışım, o kadar. Tamam, sana yemekçimden bir şeyler söyledim, şimdi her an gelir, merak etme. Tamam. Gito. Ne oldu? Gito buldum Gito. Neyi buldun abi, neyi buldun? Çocuğun ailesini buldum Gito. Abi ciddi misin sen? Evet Gito, bekle bekle. Ben bu hayatta 8 şeye güvenirim kardeş. Abi şu güvencelerin... Dur dur bak, bu gerçekten ama. Bu ciddi, bitiriyorum, hazır mısın? Tamam hadi bakalım. Bu çocuğun ailesinden biri benim eski adamlarıma çalışıyormuş. Allah Allah. Oradan buldum Gito. Bulduk yani. Bunu da bulduk Gito, bunu da bulduk. Tamam abi, o zaman sen bana telefon numarasını ver, arayayım hemen. Gito, atıyorum numarayı. Alayım abi, söyle. Şimdi bir dakika, Gito kan kim? Bu değil. Hüsamettin Reis, bu da değil. Heh, buldum. Heh. 0575. Evet. 300-303. Tamam. 236. Tamam. Ara bakalım. Alo, anne, alo. Bir dakika kızım, daha çalmıyor, bekle bir saniye. Dıt. Çıkırt. Alo. Alo, kimle görüşüyorum? Evladım, ben Çile'nin dedesiyim, ne oldu? Çile'nin dedesi misiniz? Evet. İnanamıyorum. Ya bir şey diyeceğim. Biz Çile'yi bulduk. Size getirmeyi düşünüyoruz, tamam mı? Nerede buluşabiliriz? Oo evladım, Çile'yi mi buldunuz? Evet. Çilek uzun zamandır yoktu ya. Neredeymiş? Ya bulduk işte, sokakta bulduk yani. Arkadaşların da kalıyor. Dedeciğim, yardım edersen sevinirim. İyi mi evladım, iyi mi? Çilek iyi mi? Ya çok iyi, çok iyi. Lütfen. Hemen buluşmamız lazım. Çile'yi size teslim etmek istiyorum ya. He tamam evladım, tamam. Anne babası yok da ben geleyim kızımı alayım ya. Tamam tamam dedeciğim, gel al torununu. Tamam. Nereye geleyim evladım? Nereye gel? İşte bizim bu kahveci var. Kahvecide buluşalım. Tamam tamam evladım. Geliyorum. Heh, kapattı. Pamir kardeş, dedesi gelecek alacakmış ya kahveciden. Bu kadar işte Gito. Bu kadar. Vay be sonunda. Abi. Ne oldu canım? Ya benim dedem yok ki. Nasıl yok deden? Öldü. Kızım ölmemiş işte, gelip alacak seni kahveciden. Nasıl ya, biz cenazesine gittik. Sahte cenaze miymiş o? Yani bilmiyorum. Allah Allah, bilmiyorum. Bir şey diyemem de, gelip alacak seni işte, görürsün kahvecide. Ama ya böyle bir şey olamaz. Yok ki benim dedem abi, sen anla ya. Bana ne bakıyorsunuz lan? Ben vallahi bir şey yapmadım. Gito artık Çile'yi al, ailesine götür. Görevimiz burada son buldu. Evet abi, sonunda ailesine kavuşuyor be. Oh be. Aynen. Çok duygulandım Gito gerçekten. Sana da çok teşekkür ediyorum ya. Elinden geleni yaptın, uğraştın o kadar. Ne demek Gito? Bak, para almadığım ilk iş sen. Abi ben sana borcumu ödeyeceğim, merak etme. Yok Gito, eyvallah. Götür kızı artık. Hadi Çilek, gel benimle. Hayır, kendine iyi bak Çilek. Sen de abi. Hoşça kal amucuğum. Hoşça kal. Adam ağlıyor be. Vay be, Çile'yi bulmuşlar. Hemen bir Çile'yi getirseler de babasından fideyi ben istesem ya. O salaklar da beni gerçekten Çile'nin dedesi zannettiler. Haha enayilere bak ya. Bilmiyorlar ki ben onların evinde çalışan sadece bir bahçıvanım. Hemen Çile'yi getirseler de gitsem. Haha enayiler ya. Vay be küçük kız, sonunda ayrılık vakti geldi ha. Evet.
Evet abi ya, gerçekten dedem olduğunu da bilmiyordum, yeni öğrendim. Ne güzel işte, bak dedem varmış, seni çok seviyor. Ailen de seni çok seviyordur, yani ben seni çok sevdim bu arada. Teşekkür ederim, ailem beni çok seviyor evet. Onları da çok özledim. Annemin kokusunu da özledim. Onu görmek istiyorum artık, günlerdir göremiyorum. Merak etme, en kısa zamanda göreceksin. Ama arada beni de görmeye gel, olur mu? Şu çöplere falan geldiğinde git o abi dersen ben zaten o çöpün içinden çıkarım, merak etme. Tamam abi, çöp atmaya gelirken sana selam vereceğim. Tamam, bekliyorum. Aa bak, bir dakika. Deden galiba orada. Hadi gel ona selam verelim. Hadi gidelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bölümümüzü lütfen like atmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarımın da kanalları var. Lütfen onlara da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bye bye.